Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda İzmir yöresine ait yöresel bir yemek var. Çiğ sarma. Çiğ sarma özellikle bahar aylarında yapraklar tazeyken, asma yaprakları tazeyken yapılan çok güzel bir yemek. Bu yemeği pişirmeden yapacağız. Hani tencereye girmeden doğrudan doğruya sofraya getiriyoruz. Bunun içinde öncelikle yaprak lazım, taze. Asma yaprağı. Bahçeden toplarken bir yandan da anlatayım. Bu şekilde taze yaprakları, uçlarındaki taze yaprakları topluyorum. Ayrıyeten filizlerini de toplayacağım. Asma filizi. Asma filizlerini hani işte topladınız, üzümün büyümesini engelliyorsunuz falan demeyin. Zaten üzüm salkımları belli olduktan sonra o fazla filizler toplanır. Üzüm üreticileri bunu çok iyi bilir. O fazlalar toplanıyor. Onun için hani asmaya bir zarar vermemiş oluyoruz zaten. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Sizin yörenizde de buna benzer yemekler yapılıyorsa onların tariflerini de tabii sizden dinlemek isterim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, yaprakları ve filizleri topladık. Artık mutfağa geçebiliriz. Evet, görüyorsunuz yaprakları ve filizleri topladım. Çok güzel yıkadım. Çünkü suyunu kullanacağım. Kaynatma suyunu atmayacağım. Onu kullanacağım. Yaprakları da demet demet hazırladım. Suyu da koydum. Bu arada tencerede suyum da kaynamak üzere. Diğer malzemelerde olmazsa olmazı taze nane ve soğan. Muhakkak taze nane ve soğan kullanıyoruz. Bulgur da dilediğiniz bulguru kullanabilirsiniz. Normal pilavlık bulgur olacak. Zeytinyağı, salça, tuz, karabiber ve acı biber. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok fazla değil. Yaprakları da çok taze olduğu için sadece sararıncaya kadar bekletiyorum. Daha fazla bekletirsek erime yapabilir. Her iki tarafını da iyice sararıncaya kadar bekletiyorum ve hemen alıyorum bekletmeden. Bu kaynattığım suyu kullanacağım. Bunda fark ettiyseniz limon yok veya herhangi bir ekşi malzeme yok. Onun yerine yaprakları kaynatırken kullandığım suyu kullanacağım. Bu yapraklar kaynatırken ve filizleri de onun için kullanıyorum zaten. Mayhoş bir suyu çıkıyor. O suyu limon yerine kullanacağım. Bu şekliyle gerçekten çok güzel, lezzetli bir çiğ sarmamız olacak. Ekşiliğini yeterli görmezseniz eğer, hani her üzümün lezzeti farklı oluyor. Bazıları daha ekşi oluyor, bazıları daha az ekşi oluyor yaprakları. Onun için size eğer ekşisi az gelirse limon ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz suyu kullanacağım, onu atmıyorum. Şimdi tencereye 2 bardak bulgurum vardı. 4 bardak su koyuyorum. 2 bardak normal su, 2 bardak da haşladığım suyu, yaprakların suyunu ekleyeceğim. Bulgurlar da çeşit çeşit. Bazı bulgurlar daha az su kaldırıyor, bazıları daha fazla kaldırıyor. Sizin bulgurunuz nasılsa hani bilirsiniz ne kadar su kaldıracak. Kaynatma süremiz de şöyle oluyor. Bulgur tamamıyla suyu çektiğinde çok hafif bir dirilikte olması lazım. Hani pilav gibi çok yumuşak olmayacak. Böyle hafif, hani çiğ sarma diyoruz. Onun için hafif böyle dişe dokunur şekilde olacak. Ona göre suyunu, tuzunu, suyunu ayarlayabilirsiniz. Evet, orada bulgurumuz pişerken naneyi ve soğanı doğrayalım. Sapları kalın olduğu için ben nanelerin saplarını ayırıyorum. Ve küçük küçük doğrayacağım. Bu çiğ sarmada diğer kısırlar gibi çok fazla baharat kullanmıyoruz gördüğünüz şekliyle. Burada sadece soğan ve nane. Yani nane olmazsa olmazı, taze soğan olmazsa olmazı. Muhakkak bu ikisini kullanalım. Bakın, kuru soğan da kullanmıyorum. Veya kuru nane de kullanmıyorum. Çünkü aynı havada olmuyor.
Soğanları da küçük küçük doğruyorum. Yapımı oldukça kolay ve çok güzel, lezzetli. Biz bunu çok severek yiyoruz. Bahar geldiği zaman 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 yapıyorum. Ve özellikle kalabalıkta, işte aileniz kalabalıksa, komşularınızla, arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde çok güzel bir ikramlık da oluyor. Evet, yeşilliklerimiz de hazır. Tencereyi şöyle bakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım. Yavaş yavaş kaynadı ve suyunu çekti. Pilavımız pişmiş durumda ama birazcık diri. O kalan suyu da zaten ılınmayı beklerken onu da çekecek. Hiç suyu kalmayacak. Pilavımız da pişti. Bulgur da hani kesinlikle böyle iri pilavlık bulgur olsun. Kısırlık bulgur kullanmayın. Olmaz zaten kısırlık bulgur. Kısırlık bulgurla da kısır yapılır. Evet, bakın ılınmasını beklerken kalan suyu da tamamıyla çekti. Şimdi bütün malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Çiğ sarmamız hazır. Salçam da domates ve biber salçası. Karışık kullanıyorum ben. Bir dolu kaşık kullandım tepeleme. Acı biber, karabiber ve tuz baharat olarak da. O kadar yeterli. Başka baharat istemiyor zaten. Yağında hepsini koymadım ilk etapta. Çok az bıraktım. Şimdi evet, burası da püf noktası. Biraz sulu sulu olması lazım bu çiğ sarmanın. Onun için ayırdığım yaprakları kaynattığım sudan bir bardak daha ekliyorum. Ilık halde, sıcak değil yani, soğuğa yakın ılık ekliyorum ki yeşillikler ölmesin. Güzelce karıştırıyoruz. Daha çok hafif sulu bulgur. Su eklediğimiz için. Ve kalan yağı da şöyle bir üzerine gezdiriyorum. Çiğ sarmamız hazır. Evet, ılık halde böyle tam soğumadan hazırlar hazırlamaz hemen tüketmemiz gerekiyor. Beklediği zaman bulgur suyunu çekiyor ve yani güzel olmuyor. Kuru kuru oluyor. Bu haliyle evet böyle. Herkes yiyen kendisi yaprağı sarıp sarıp yiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.